Sevgili kardeşlerim, gelin size şu güzelliği hemen bir yapalım. Bunu kime söylediysem çok faydasını görüyor. Lütfen yapınız. Yapacağınız şey nedir? Bir, 15 tane kadar limon suyunu güzelce sıktık. Bir kavanozun içine koyuyoruz. Sevgili kardeşler, köy yumurtası olması lazım. Özellikle köy yumurtası olacak. Özellikle doğal yumurtalardan beslenen olacak. Var şimdi, bulabiliyoruz. Bir de üstünde mühürü falan olmayan olacak. Yani gidip kümesten olandan alacaksınız. Bunun içine güzelce yıkadıktan sonra bunu böyle atacağız. Böyle atacağız. İlk defa yapıyorum abla, bravo. İlk defa yapıyorum. İlk defa anlatıyorum bunu. 5 tane de yumurtayı koyduk. Sevgili kardeşler, bunu buzdolabına koyup bekleteceğiz. Şimdi size de göstereceğiz. Bakacağız şimdi 2-3 gün sonra bunu tamamen kabukları erimiş vaziyette çıkacak. Ondan sonra alacağız el blenderini böyle. Hepsi bak çiğ bu yumurtalar, bak çiğ yumurtalar, bak böyle. Böyle yapıp göstereceğiz. Şimdi biz bunu böyle bıraktık. Bıraktık, dolaba koyacağız. Şimdi sizin gözünüzün önünde koyuyoruz dolaba. Bakalım yarın bir bakarız. Pazartesi gününe herhalde olmuş olacak. İçindekiler hepsi eriyecek. Eriyecek. Ondan sonra biz bunu el blenderıyla güzelce parçalayacağız. Ondan sonra işte akciğerinde sıkıntısı olanlar, akciğerinde leke olanlar, akciğerle ilgili sıkıntı olanlar, KOAH çekenler, herkes bundan bir çorba kaşığı sabah, bir çorba kaşığı akşam, bir çorba kaşığı gece yatarken, bir çorba kaşığı günde 4 çorba kaşığı içecekler. Sabah, öğle, akşam ve gece. Bir daha söyleyin. Bu karaciğer yağlanmasına başka şey söyleyelim abla. Bu akciğerlerdeki enfeksiyon için, ama diğer vücuttaki enfeksiyonlara da faydalı, ama özellikle Anadolu'da akciğerle ilgili sıkıntısı olanlar, bilhassa doğuda çok biliyorlar, çok yapıyorlar bunu. Göreceksiniz bu yumurtalar içinde eriyecek. Çiğ attık yumurtaları, çiğ vaziyette ettik. Kabuklar eriyecek, göreceksiniz. Daha sonra biz bunu blenderdan geçireceğiz. Sizin gözünüzün önünde şey yapacağız. Yalnız bunun üstünü bakın hemen... Ay, biraz dursun bak, biraz dursun, sonra koyalım dolaba. Nasıl fermentasyon başladı? Yani ne başladı? Yumurta kabuklarını eritmeye başladı. Yumurta kabuklarını eritmeye başladı. Bakın görelim. Üstüne bez örteceğiz. Cansel Hanım, şey örtmeyeceğiz, kapamayacağız. Bez örteceğiz çünkü içinde fermentasyon olacak. Biraz bekleyelim. Biraz bekleyelim, göreceğiz yumurta kabuklarını ne oluyor, ne bitiyor, hepsini göreceğiz. Bu arada böreğimiz de oluyor, ama şu patlıcan suyunu sakın ihmal etmeyiniz. 1 kilo patlıcanı halka halka doğradık. İçine 8 bardak su koyduk, 2 litre su koyduk, 2 tane limon suyu koyduk. 12 saat beklettikten sonra böyle sıkıp sıkıp patlıcanları kenara koyduk. O sıktığınız patlıcanları da sakın bırakmayınız, yemek yapınız, ondan hiçbir mahsur yok. Gayet güzel yapılabilir, her şey olur. Bunu can kardeşlerim, dediğim gibi oturacak böyle, işte yapacaksınız böyle bir eşinize ya da kim bıraktıysa. Hem canı istedikçe su içecek, canı istedikçe de sarımsak yiyecek, çok canı isterse. Bunu sakın olara ihmal etmeyiniz. Göreceksiniz, mükemmel. İşte böyle bir bezle bağlayacağız. Biraz bekleyelim, bunu size fermentasyonu göstereceğim kardeşler. Bakın nasıl köpüklenme başladı. Biraz sonra göreceğiz onu, daha çok köpüklendiğim. Acele ediyorum, şu sirkeyi yapmak istiyorum size. Çünkü bir bomba bu sirke. Bu sirkede akciğerlerden balgam atmak isteyenler, sana çok faydalı bu sirke abla. Ablam mesela grip olmuş, nezle olmuş. Sana bu da çok faydalı. Bir mucize bu. Limon ve yumurta. Ne yaptın sen? Ha, sirke yaptın. Şimdi gelelim, diğer sirkelerimizi anlatıyoruz. Sirkemizi anlatıyoruz. Şimdi bu sirkemizde de hep mevsimdeki meyvelerden yararlanacağız. Sevgili kardeşlerim, 2 tane ayva atacağız içine, ama ayvaları ezip atarsanız daha iyi. Yani ezilmiş ayva olursa daha iyi. 2 tane ayvayı gerekirse kabuklarıyla, yani çekirdekleriyle beraber atacağız. Kabuğunu güzelce yıkayacağız. Çekirdekleriyle beraber atacağız. Daha da iyi oluyor. Aklınızda olsun. Ayvanın çekirdeğinde ve kabuğunda mucize var. Çok akciğerinde enfeksiyon olanlar, çok öksürenler, ayva kabuğu, ayva yaprağı ve ayva çekirdeklerini kaynatınız. Kaynatınız 2 bardak suyun içinde. İçine birazcık limon suyu sıkınız. İçine birazcık da
kestane balı koyunuz, yudum yudum içiniz. Bir daha söyleyeyim. Ayva çekirdeği, ayva kabuğu, ayva yaprağı kaynatınız. 2 bardak suyun içine 2 tutam koyunuz. Baharatçılar da var, satılıyor. 1-2 dakika kaynatın, 1-2 dakika demleyiniz, suyunu içiniz, mükemmel iyi hale geliyor. Şimdi bir telefonumuz varmış, telefonumuzu alalım, ondan sonra devam edelim. Alo diyelim bakalım, telefonumuz ne diyormuş? Bu arada yumurtalara dikkat edin. Alo. Bak yukarıya çıktı bir kısmı, geziyorlar içinde, hareketlendiler ve parçalanma başladı. Alo. Alo. Hoş geldin ablam, hoş geldin. Buyur hoş ablam. Hoş bulduk Feridun Bey. Buyur buyur, dinliyorum ablam. Ya ben nefesimi yokuş çıkamıyorum, merdiven çıkamıyorum, hemen tıkanıyorum, kalbim duracak gibi oluyor. Tamam. Şimdi biraz sonra akciğerlerinizin kapasitesini genişletici evet. hareketler göstereceğiz. Siz onu yapınız. Abla sigara falan içiyor muydunuz? Buyur. Sigara içiyor muydunuz? Hayır. İçmiyorsunuz. Şimdi hayır. Akciğerlerde bazen ödem olur kardeşler. Neden ödem olur? Kalple güzel çekim, kalp güzel çekemez, içindeki pisliği çekemediği için akciğerlerde sıvı birikim olur. O da akciğer ödemi deriz biz. Öyle bir durum olmuş olabilir. Neyse biz şimdi ablama güzel nefes almayı öğreteceğiz. Nasıl nefes alacak, akciğer kapasitesini genişletme nasıl olur onu göstereceğiz. Ama bu sirkeyi de tavsiye ederiz. Bir de abla tansiyonun kaç gidiyor? Tansiyon çok yüksek. Heh. 25'e tamam. kadar çıkıyor. Tamam, tansiyon yüksekliği de akciğerlerde birikim yapabiliyor. O yüzden size doktorunuzla konuşmanız lazım. Ama ben size hemen bir tavsiyede bulunayım. Bu da çok güzel, akciğerlerinizi rahatlatacak, ödem atacak bir şey. Bir demet maydanoz alın. Güzelce yıkayın maydanozu. Evet. Bir kabın içine koyunuz. Bir kabın evet. içine koyunuz. Üstüne 1 litre kadar su koyunuz. İçine bir tutam kiraz sapı, bir tutam da mısır püskülü. Kiraz sapı, mısır kiraz. Püskülü, maydanoz, 1 litre su. Bunu yaklaşık bir 15 dakika evet. kaynatınız. 15 dakika sonra bunu ateşten indiriniz. Bunun içine bir tane de limon suyu koyunuz. Bir daha anlatalım. Evet. 1 litre su, bir demet maydanoz, bir tutam evet. kiraz sapı, bir tutam mısır püskülü. İndirdik ocaktan. Üstüne evet. 2 tane de limon ya da 1 tane limon suyu koyduk. Kapı kapadık. Bir 15 dakikada öyle bekliyoruz. Ondan sonra bunu süzeceğiz. Süzdükten sonra bunun suyunu sabah, öğle, akşam içeceğiz. Göreceksiniz ki idrar yoluyla vücudunuzdan zehir atmaya başlayacaksınız. Toksin atmaya başlayacaksınız. Akciğerinizin rahatladığını göreceksiniz.